Dostlarım, kardeşlerim, hepinize selam. Bugün vlog tadında M5 tanıtım videosu çekiyoruz. Yanımda Oğuz abim var. M5'in sahibi, yokuş otomotifin sahibi. Şimdi onunla videoya giriş yapalım. Kardeşim hoş geldiniz. Sen de hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Eyvallah abi, sağ olsun. Şimdiden yeni çekimlerin için tebriklerimi iletiyorum. Güzel çekimlerin var. Seni beğeniyle takip ediyoruz. Bugün arkadaşlar M5'in tanıtım, biraz da vlog tarzı bir video çekeceğiz. M5'i yolda göstereceğiz. Yine benim arabayı tanıttığım gibi. O tarz bir video olacak. Videoyu direkt burada başlattık. Oğuz abim bizi kahvaltıya çağırdı sağ olsun. Onun dükkanını da gösterelim. Bizim dükkan komşumuz. Kendisini çok severim. Buyurun. M5'in tanıtımını birazdan geçeriz. Çok açız. Sabahın köründe uyandık. Oğuz abi sayesinde. Bir temizletelim istersen. Temizletelim abi. Oğuz abi dükkanın nerede? Biraz bahset. Bizim dükkan da aşağıda. Dükkanımız Dasi Foto Plaza'da. Yaklaşık 2 yıldır burada hizmet vermekteyiz. Doğan'la daha önce karşı komşuyduk. Yukarıya taşınmamız gerekti. Yeni yerimize geldik. Bu arada Aston Martin de var. Kendisi çok mütevazı davrandığına bakmayın böyle. Şimdi kendisi gidecek diye 15 gün yok. Başka bir yere bırakmış. Volvo'yu çok sever kendisi bu arada. Biraz bahset abi. Volvo'nun ikinci bayisiyiz diyebilirim. Volvo'nun ikinci bayisi diyebilirsiniz. Yok, evet. 2 yıldır yaklaşık 20-25'e yakın 0 kilometre ikinci el temiz Volvo'larımız mevcuttu. Genelde Volvo satıyoruz. Hadi kahvaltıya geçelim o zaman abi. Evet, kahvaltıya geçelim. Buyurun. Bize ne hazırladın, göster. Gelin arkadaşlar. Çam sakızı çoban armağanı. Burada Onur abim var. Oo kardeşim hoş geldin. Ne haber? Onur abim, Oğuz abimin kardeşi. Burada Tolga abim var. Furkan. Furkan'ı bilenler bilir. Yarın da Tolga abinin arasaltısını çekeceğiz. Onu da yaklaşık bir hafta sonra yayına alırız. Hadi buyurun. Bize ne hazırladın? Size ne hazırladık? Esnaf işi. Boyoz, poğaça, yumurta, zeytin, peynir. Esnaf işi. Esnaf işi, her şey doğal. Gönül ister de bir serpme kahvaltıya götürsün bizi Oğuz'a. İnşallah o da olacak. Azıcık kendime bir gireyim. M5 nereden esti? Neye dayanarak aldın onu bahset biraz. Kendisini ben anlatayım. Ha, biraz. Evet, Tolga anlatsın. Sofrana koyuyorum. Oğlum orada kalsın, zaten orada kalsın sesini. Hayır, çok uzun zamandır istiyordum. Arkadaşım biri sürekli engel oluyordu ona. Arkadaşı gösterelim lütfen. Yani, yok işte hızlı araba, işte hızlı arabalar ve yavaş kadınlar öldürür diyordu. Sonunda ikna etmiş. Yani çok uzun zamandır hızlı araba istediğin için de hızlı olduğunu düşündüğümüz bir araba aldık. Yani bence Türkiye'de çok nadir araçlardan bir tanesi. Swap değil, sevap işte. Swap değil bu araba bu arada arkadaşlar. Araba proje arabası. Swap farklı. İstiyorsanız onu da anlatırım ama benim ağzım yorma işte. Tamam. Onu videonun devamında anlatacağız zaten. Evet. Ben bu kadar işte aldı işte sen anlat. Valla bu M5 merakım aslında biraz da Tolga'yla tanıştıktan sonra başladı. Tolga benim bir önceki galerinde alt sokakta yani karşı komşumdu. Sürekli böyle proje arabalar yaparak beni cezbediyordu. Ben birkaç kere onun arabalarını almaya niyetlendim. Kardeşim her zamanki gibi abi yapma etme engel oldu, caydırdı. Ama en son bir gün dayanamayıp gidip E60 M5 zaten çocukluktan beri hayalimdir. Alacağım dedim ve aldım. Alacağım dedim aldım. Bu adam bugün sabah 8'de uyandı. Ben çalışma hayatından uzaklaşmak için fabrikalarımı satmıyorum. Arabaya şimdi bir cold start verelim. Oğuz abi çıkalım yavaştan. Olur kardeşim. Sakin ol. İki dakikaya sakinleriz. Böyle bir şey yok. Bir sakinlesin araba, öyle çıkalım. Şu an daha gürültülü. Dostlarım tekrardan selam. Şimdi videoyu çekeceğimiz yere geldik. Oğuz abim burada. Abi tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Sen de hoş geldin. Oğuz abimle başlamasam olmazdı. Kendi aracımdan sonra Oğuz abimin arabasıyla video tanıtım işlemlerine başlıyoruz. Arkadaşlar bu videolar tanıtım gibi değil. Biraz daha deneyimlerimizi sizle paylaşıyoruz tekrardan dediğim gibi. Oğuz abim bize biraz arabadan bahset. Kısaca anlatmak gerekirse son atmosferik 10 silindirli 5000 motor 510 beygirlik bir araç. Çalıştırabiliriz istersen. Kaputu açalım. Gösterelim. Bagajı açtım. Biraz yanlış oldu.
Şöyle göstermek gerekirse mükemmel bir motor yani var. Yani kaputun altına bakmamız gerekirse hoş bir görüntü çok bizi hoş karşılıyor. Abi mükemmel görünüyor. Yani aç izle karşısında otur. Evet aç izle. Hatta bir ara eve bundan bir tane alıp da bir sehpa bile yapmayı düşünmedim değil yani. Biraz da şeyden bahsedeyim Oğuz abi. Nereden esti de V10 M5? Ben çocukluğumdan beri E60 kasanın hayranıyım. Rahmetli babam ilk bizi sevdiren BMW'ye kendisidir. Yani. Böyle spor otomobile geçme sebebim tamamıyla Tolga'dır. Ares altının sahibi. Tolga benim galeriden karşı komşum. Sürekli bu tarz arabaları proje edip bizi gaza getiriyordu. Benim ortağım, kardeşim sürekli bana engel oluyordu. Abi böyle arabalar alma, abi böyle arabalar alma. En son kızdım. Dedim ki alacağım. Ve gittim aldım. E60 M5'de başladın. E60 M5'de başladın. Bundan sonra ne var abi kafanda? Bundan sonra nasip olur da satarsak bu arada aracımız satılı ilanda. Aracımızı kusursuz bir şekilde tamamladık. Hiçbir masrafımız yoktur. Araç almayı düşünüyorum. Tabii ki de gene Tolga Das'ın destekleriyle ben ve artık ne alırız bilmiyorum. Abi araç böyle 500 kaç beygir? 507 beygir bir araba. 507 beygir bir araba. Niye kapanmadı? Niye kapanmadı? Biraz sert bırakmamız lazım onu. Nazikliği sevmiyor. Site çocuğu gibi kaldım Taycan'dan sonra M5'e geçince bir anda. Gel arabayı biraz dışarıdan gösterelim. Bence görünüş açısından tartışılmaya kapalı. Bence çok güzel. Oğuz abi sana da yakışıyor araba be. Teşekkür ederim Doğancığım. Sana verelim Taycan'dan sonra. Abi araba kaç binde? Arabamız şu anda 146 bin kilometrede. Motorumuz gayet sağlıklı. Şanzımanımıza bayağı bir masraf yaptık. Şu anda hiçbir masrafımız bulunmamakta. Bu arabaya binmeye cesaret edemeyen masraf çıkarır diyor. Oğuz abim cesaret etmiş, almış, keyfini de sürüyor. Gayet de keyifli bir araba. Tabii ki de. Sağ olsun bize de keyfini sürdürttü. Biz de keyfini aldık arabanın. Her zaman senindir. Eyvallah abi sağ olsun. Birazdan burada ufak şovları araya koyarız. Arka prodüksiyonunu da çek. Arkada Tolga'lar ne yapıyor bilmiyorum ama. Ne yapıyor burada? Ne yapıyorsunuz? Videomu sabote ediyorlar ya. Evet biz dışarıdan geldik. Bir de çektiğinizi görünce dedik. Videoyu sabote. Ona video gidiyoruz ya. Biz gidiyoruz. Bu stok egzoz mu yoksa? Stok egzoz değil tabii ki de. Çok oynanmış bir egzoz. Zaten egzozun ilk çalışmasını duyduk. Bu bizi biraz rahatsız etti. Biraz susturucu ekleyip egzozumuzu biraz daha tatlı hale getirmeye çalışıyoruz. Abi bunun o sesi çok başka ya. Diğer egzozlardan yani bilmiyorum niye alamıyoruz bu sesi? Ya zaten parayla alamıyorsun galiba. Alamıyorsun. Bu V10 motor bu yıllarda Formula 1 araçlarında kullanılmış. Bu çığlık da oradan esinleniyor. Biz bu çığlığı kaybetmeyeceğiz tabii ki de. Ama sesi biraz daha toplamak istiyorum. Çünkü trafikte biraz cezaya sebebiyet verecek. Ses alalım. Bir ses alalım biraz. Alalım. Çalışır istersen Doğancığım. Bambaşka. Böyle bir ses. Yani çığlığı duyduğumuzu düşünüyorum. Neden bağırıyorsun mesela? Doğancığım istersen sen takipçilerine arabanla bir şov yap. Tamam. Araban diyorum belki seni duyuyor. İnşallah. Belki Allah söyledi. Evet. Arkadaşlar her videoda olduğu gibi bu videoda Oğuz abimden sizlere bir hediye koparacağım. Hediyemiz sürpriz olsun. Cuma günü seyahatimiz var. Seyahatten aynen dönüşte bir hediye getirelim. Takipçilerimizi yorumlardan seçelim. Sen buna karar ver. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Yorumlarda birini seçiyoruz. Oğuz abimden hediye. Hediyeyi söylemedi. Sürpriz. Onu ben o zaman videoyu paylaşırken alta yazarım. Ufak bir hediye size buradan veririz. Araba olur bir şey olur yurt dışından Oğuz abim getirir. Oğuz abimi takip edip videonun altına yorum atmanız yeterli. Kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da belirtin. Bundan sonra ne çekelim? Şuraya ya mı ekliyoruz kanalın ismini? Oraya bir yere ekleriz. Bundan sonra RS6'nın videosunu çekeceğiz. O gelecek. Arabanın içinden yolda bahsederiz sohbetlerimizden. Yola çıkalım artık yavaştan. Ya bunu manuel kullanmanız keyfi de çok başka ya. Zaten bu arabanın şanzımanı manuel şanzıman aslına evet bakarsan. Harika bir sistem yapmışlar. Şu an bir de abi M-Drive modunda değil galiba. Evet, M-Drive modunda değil. İstersen ona basıp da birazdan onu da deneriz. Şu anda 400 beygirde kullanıyorsun. Bunu M tuşuna basarak tam performans yapabiliyorsun. İstersen bir dene. Buna basılı tutuyoruz abi galiba. Bir kere basman yeterli. Şu an geçti mi? Geçti. Bayağı bir var. Hoşuna gitti mi? Çok hoş.
hoşuma gitti. Maşallah var. Elektrikli arabadan sonra beni ne tatmin eder diyordum. Beni ses tatmin edermiş gerçekten. Sesi gerçekten ton atmosferik. Çünkü abi beygirden ben keyfimi aldım. Artık görüntüden de geçtik. Ki beygir bakımından da üzmez var. 507 beygirden bahsediyoruz yani. Gayet yeterli ya. Gayet yeterli dediğimizde millet ulaşamıyor abi. Evet. Hızlı arabalar yetişebiliyoruz. Tabii canım. Hızlı arabalar değil mi? Bunlardan başlıyor zaten abi. Çok mütevazdır Oğuz abi. Ya bir Talkan'a geçemesek de arkasından gelebiliyoruz. En beğendiğim özelliklerden birisi bu viraj denge. Şimdi sana soracaktım. Sürekli buradan bana dokunan şeyler ne? Ya bunlar viraj bel desteklerimiz. Aha. Polisi ufak ufak geçelim. Amcaları sessiz geçelim. Abi bunu günlük mü biliyorsun yoksa ikinci aracı olarak mı kullanıyorsun? Nasıl kullanıyorsun? Günlük bilmiyoruz tabii ki. Sonuçta yakıt performansı olarak çok yüksek yakan bir... V10 abi. Yani V10 yaklaşık 100 km'de 24 litreye varan... 25 liraya varan yakıtlarımız var. Bu günlük bizi kullanımda biraz yoruyor. Dolayısıyla biliyorsunuz galerici. Galeride müsait olan ne araç varsa daha uygun, ekonomik, yani 1.3 dizel onları kullanıyoruz. Hafta sonu sizlerle grupta buluşacağımızda, video çekimlerinde ya da ne bileyim böyle bir strese girdiğimizde otobana çıkıp kullandığımız bir araç bu. Sözünü valla biliyorum. Böyle adamlar yüzünden biz bu arabaları nasıl Türkiye'de kullanalım? En sağ şerit boş. Yol açısı. Şimdi insan basmadan da edemiyor değil mi? Sanki arkadan bir tekme atıyor böyle ya, bir fırlatıyor gibi ya böyle. Ya SMG şanzımanların zaten en büyük hissettiren kısmı da vitesleridir. Bu şekilde eğleniyoruz. Bizim de keyfimiz bu. Sonra bize kızmayın. Yok siz hız yapıyorsunuz. Trafiği tehlikeye atıyorsunuz. Ya trafiği bence bana göre bu adam tehlikeye atıyor. Ben 80 nasıl o şeritte gidiyorum yani. Ya bunda bir piste falan çıkma şeyin var mı yoksa? Valla denk gelirse çıkarım tabii ki de. Niye çıkmayayım? Bir teklif gelirse mi? Yani. Oğuz abimle de videoların devamı gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Daha çok artık araba tanıtım gibi videolardan ziyade çıkıp gezip eğlendiğimiz, beraber vakit geçirdiğimiz anları da paylaşacağım. Valla Doğancığım 2 yıldır seni tanıyorum. 2 yıldır sohbetinden sıkılmadığım, videolarından çok hoşnut olduğum bir kişinin karakterin var. Çok sağ ol. Bunun devamlı özellikle senden bekliyorum yani. Sağ olasın. Arabamızda şanzımanda boşa düşme problemi mevcuttu. Tamircimiz bayağı bir ilgilendi bizimle. Yağ pompamızın ve mekatronimizin değişmesi gerektiğini söyledi. Debriyaj setini de değiştirelim dedi. Daha sağlıklı, daha güzel olacağını söyledi. Almışken yapayım dedim. Almışken yapayım dedim. Yaklaşık bir 200 bin liraya mal oldu bize. Yüksek gelebilir 200 bin lira. Ya böyle bir arabaya biniyorsan 200 bin lirayı göz alacaksın. Çünkü bu arabanın motoru çok daha pahalı. Göz aldık biz bunu. Bu arabaya zaten masraf açar diye çoğu kişi binmek istemiyor. Kaçıyor bu arabadan. Binmesinler abi. Binmesinler abi. Cesaret edemem ben binmesin bu araba. Aynen öyle. Şimdi bizim keyfimizi gördün. Ben bu masrafı göze alarak bu keyfi alıyorum. Tamam ben binmesin. Binmesin abi. Biraz sert oldu ama. Bu arabaya binen benzinli düşünüyor mu peki? Benzinli düşünüyor musun? Ya ben nasıl benzinli oluyor? Düşünmüyorum. Biraz önce sordun ya günlük mü kullanıyorsun diye. Ya şimdi günlük kullanırsak evet haddinden fazla yakıyor. Bu da benim gözümde, benim nazarımda israfa giriyor. Elimde daha ekonomik araçlar varken hem bu arabayı bu kadar üzmeye gerek yok hem de bu kadar yakıtına katlanmaya gerek yok. Ama hafta sonları çıktığımda bir depomu yaktım, iki depomu yaktım. Bunu umursamıyorum. Aslan besleyen yemini düşünmezmiş. Öyle abi. Elektrikli Taycan'dan geliyoruz. Ama sanki o da biraz hani elektriğe nazaran fazla yakıyordu. Bende de biliyorsun abi, ben çok kullandım. Ben çok kullandım. Yaklaşık Taycan'da 15 bin kilometre yapmışım. Çok yaptın. Çok yaptım abi, bir elektrikli arabaya göre. 2 ayda hiç binmedim. Yani toplamda 4-5 ayda 15 bin kilometre çok fazla yani bence. Bence de. Aldığım kişi yılda 8 bin yapmış. Ya birazcık anlatsana fazla. Yavaştan dükkana geri geldik. Oğuz abime çok teşekkür ediyorum kendisi yanında. Rica ederim Doğancığım. Abi çok sağ ol. Araban, camı da kapatayım biraz sesimiz gelsin. Abi araba maşallah kazasız belasız. Çok güzel bir araba zaten, M5 V10. Herkes tanıttı. Biz de tecrübelerimizi aktardık size arkadaşlar. Oğuz abim bizi çok güzel ağırladı sağ olsun. Kahvaltımızı da ısmarladı. Size de küçük bir hediyesi var. Yorumlardan seçeceğiz. Her videoda dediğim gibi size hediyeler koparacağım arkadaşlar.
Bu tarz videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bu kamerayı sildin mi bu arada? Kesin. Nereye sildin?